Kanala yeniden hoş geldiniz. Çok önemli haberler var. Onlara gelmeden önce Bitcoin son 6 ayda yani yılbaşından beri %50'den fazla yükselmiş. Bu yüzden öldük bittik ne bu tantana. Son zamanlarda çok fazla duyduk. ABD kriptolara baya sertti. ABD'de bunlar yaşanırken Rusya'ya baktığımız zaman Rusya'nın en büyük bankası bu yaz kripto trade'ine izin veriyor ve bu büyük bir gelişme. Varlık değerine göre Rusya'nın en büyük bankacılık kurumu olan Siberbank'ın özel yatırımcıların yani akredite yatırımcıların önümüzdeki haftalarda dijital para birimleri alıp satmalarını sağlayacağı bildiriliyor. Bu demek değil ki ABD hükümeti kötü, Rusya hükümeti iyi, hiç fark etmez. Hükümetlerin istediği şey bellidir. Mutlak güç ve mutlak kontrol. Bundan asla vazgeçmek istemezler. Rusya hükümetinin kriptolara biraz daha yanaşmasının sebebi kendi çıkarlarını düşünmesi, son zamanlarda Rusya'ya çok fazla ambargo uygulanması. Bazı profilde Ukrayna bayrağı resmi olanlar şey diyor. Rusya haksızdı. Neden insanlar kriptoları kullanıyorlar, hak etmediler? Demek ki kriptoları suçlular da kullanabilir. Rusya'nın haklı olup olmaması konumuz değil. Konumuz gizlilik ve özgürlük. Ki Rusya'daki herkes Putin'in yaptığı her şeye katılıyor mu? Ama neden bank hesapları katılıyor? Yurt dışında otel rezervasyonu yaptığında bile Rus bir insanın tatili iptal ediliyor. Otel Rusları almıyoruz diyor. Neden dünyadaki hiçbir hizmeti kullanamıyor? Onun suçu ne? Sen Erdoğan'ın yaptığı her şeye katılıyor musun? AK Partili olsan bile yaptığı her şeyin sorumluluğunu senden mi çıkarmamız lazım? Demek istediğim buradan piyasaya bağlayacağım gelelim bitcoin'e. Kriptolar öldü, bitti vesaire. Bunu burayı kumar olarak görenler söyleyebilir. Onlar blockchain'i ve kriptoları anlamıyorlar ama kriptolar bundan sonra hayatımızda var olmaya devam edecek. Birçok Ukraynalı ATM'lerden paralarını çekemedi. Çünkü çekselerdi bankran, banka kaçışı yaşanırdı ve bankalarda herkese verecek para olmadığı için bu finansal ponzi sistem çökerdi. Sistem ponzi olarak inşa edilmiş. Mühendisliği bu şekilde tasarlanmış. Kriptoları olanlar kendilerini kurtardılar. Yeroslar düşünsene. Genç bir Rus olarak bir girişim kurmuşsun. 10 yılını buna vermişsin. Sabah akşam demeden çalışmışsın. Günü sonunda görece iyi bir miktar para kazanmışsın. Multimilyoner olmana falan da gerek yok. Gittin Avrupa'da bir garime kul aldın. O ev aldığın ülke sen Rus'sun diye senin mal varlığına bir anda el koyuyor. Veya seni hiç ülkeyi bile almıyor. Bütün emek gitti. Benim suçum ne? Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Aynısı İran'da da oldu. İranlı öğrenciler uzun süredir dünyanın farklı yerlerinde banka hesabı açamıyorlar. Bu yüzden yurt dışında başka yerde eğitim almakta zorlanıyorlar. İşte kriptoların çözdüğü yüzlerce sorundan biri. Ama Satoshi'nin dediği gibi. Eğer bana inanmıyorsan veya anlamıyorsan seni ikna etmeye çalışacak zamanım yok. Üzgünüm. Şimdi çoğunun ilgilendiği yere fiyatlara gelelim. Bu piyasadaki kriptoların çoğu onlarca felaket atlattılar o zamanın tekeli en büyük borsası MT Gox'tan tutunda, da makroekonomik krizler, <laughs> Covid, en büyük borsadan sonra en büyük 3. borsa FTX, birkaç tane ayı piyasası ve hala buradalar sağlam olanlar %10 ve başladıkları yerden çok daha yukarıdalar. Bu yüzden bu kadar duygusal olarak zayıf olanlar varsa yanlış yerdeler. Şu an sizin gözünüzü dört açıp blockchain ve kriptolar dünyayı değiştirecek. Dünyayı değiştiren geçmişte biliyoruz ki her teknolojide servet yaratılmıştır. Geleneksel medya yaşandı. İnternetin başı yaşandı. Web 1, Web 2, şimdi de Web 3. İşte Web 3'te mümkün olduğunca teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olup ki bu teknoloji insanlığın kaderini iyiye değiştirecek. Hükümetlerden veya devasa kurumlardan gelmemiş, insanlardan gelmiş bir teknoloji. Benim buraya hızlı bir şekilde adapte olup kaliteli varlıkları bulup toplamam lazım diye düşünmeniz gerek. Bir de şuraya gelelim. Ha şey yazan var. Birkaç kişinin yorumunu gördüm. Piyasaya bir daha para sokup sizi neden zenginleşsinler ki? insanları zengin etmiyorlar ki. Tepeden anlıyorlar ki. Zaten şimdi ayı piyasasında 3 kuruşa insanların ellerinden varlıkları alıyorlar. Sonra onlar da para koyarak yükseltmiyor. FOMO yükseltiyor. İnsanlar yükseltiyor. Dipten ayı piyasasında aldıkları şeyleri boğa piyasasında tepeden %80'e satıyorlar. Kimlere satıyorlar? Bütün ayı piyasası boyunca öldük, bittik, ben çıktım, Bıraktığım, nereden biliyorsunuz bir daha boğa geleceğini işte anlamıyor. Onun için her şey fiyatlardan ibaret. O yüzden şüpheci kısımda. İşte bu öldük, bittik, bu ponziydi, balondu diyen. Bunları sadece kriptolarda da yapmıyorlar. Her yerde yapıyorlar. Bu şüphecilere satıyorlar. Bu şüpheciler artık ayıp piyasasında içeride kalmayı, tekrar toplamayı bırakın varlıklarını bile satıyorlar. Ama sonra 2x, 3x, 5x, 10x yaptığı zaman tekrardan kaçırma korkusuyla FOMO'yla tepeden giriyor ve yine kaybediyor. Nasıl ben poligona gelelim 70 centlerden beri poligon matiç deyip duruyordum. 1 dolar çok kolay bir hedef diyordum. Ya bunu yaklaşık minimum 4-5 videoda 70-80 centlerdeyken 1 dolar çok kolay hedef diye söyledim. Kolay bir %30 var diyordum. 80 cent oldu girmedi. 90 oldu girmedi. 1 dolar oldu hala ikna olmadı o kesin. Sonra 1.5 dolara çıktı. Twitter'da falan gündeme çıktı. Polygon orada FOMO ile girdi kaybetti. Aynı olay. Aynı şekilde Ambrosus coin'de %800 yaptık. Ya ayıp aslında bana Ambrosus'ta kazandığı parayla aldığı arabanın fotoğrafını atan oldu. Ama yine bir sürü insan ilk başta oralı olmayıp ilk dinlediğinde umursamayıp çünkü fiyatı ucuz. Volatilite yok sıkıcı. FOMO ile beraber %800 yaptıktan sonra girdi o kesim. İşte bu yüzden diyorum uzun vade, uzun vade, uzun vade. İşte bu yüzden diyorum kanalın amacı eğitim. Copy trade vesaire değil. Çünkü para kazanma ihtimaliniz başkasının elinde olmamalı. Kanalın tek amacı eğitim. Rusya bakın bu ayı piyasasında temel analiz yaptığımız zaman işler önceki ayı piyasasına göre daha iyi. Rusya kriptolara açılıyor. Hong Kong zaten tamamıyla alıp satmak yasal oldu ve şirketleri ülkelerine çağırıyorlar. Çin aynı şekilde ılımlı yaklaşmaya başladı. A16Z girişim sermayesi fonu. İsmini bildiğiniz Coin.de'nin %90'ının erken yatırımcıları bunlar. Bunlar da Londra'ya açılıyorlar. İngiltere'de hatırlıyorsunuz yeni seçilen başkan Rishi Sunak ne demişti? Buranın Londra'nın kripto para merkezi olmasını istiyoruz. Bakın Asya'da Hong Kong, Singapur gibi yerler Asya insanının o bölgenin kripto merkezi olmaya mükemmel adaylar. Ama coğrafi konum olarak ve bazı farklılıklardan dolayı Batı'nın kripto para merkezi olmak için çok mantıklı bir yer değil. Batı'da bir yere ihtiyacımız var. Evet Dubai var. Vergi yok. İnsanlar yönetimi çok seviyorlar. Güveniyorlar. Kendi vatandaşı her zaman bile iş karı açık ara farklı birinci sırada. Ama aynı zamanda dışarıdan gelenlerin de haklarını çok iyi tanımlıyorlar. Çok güvenilir bir ülke. Ama yine de özellikle hukuki anlamda Batı ile aralarında farklılıklar var. İşte dünyanın batısı için acaba Londra öne çıkar mı? Çünkü göstereyim İngiltere hükümeti bunu kafaya koymuş gibi. Bakın bu hükümetin kendi sitesi ne diyor? Hükümet İngiltere'yi küresel bir kripto varlık teknolojisi merkezi haline getirme planını ortaya koyuyor. Tüm bunlar yüzünden diyorum. Bu ayı piyasası öncekilere göre çok çok daha iyi duruyor. Bu arada Quantfury'ye geleceğim. Bana çok sorduğunuz sorulardan biri. Bak göstereyim. Kanalın partneri QuantFury'de neden 40-50 tane kripto para var? Çünkü listelerken çok ince eleyip sık dokuyorlar. Ve bu listeledikleri gördüğünüz coinler kripto hacminin %90'ını oluşturuyor. Ve belki fark etmeyenler vardır. En son Arbitrum'u listelediler. Bu arada ben bildiğim coinler videosunda birkaç tane coin vermiştim. Başlığı bu coinleri hemen satıyorumdu. Ethereum Classic'e o videoda short açıyorum demiştim. Tek sebebi asla kötü niyetli vesaire olmaları değil. Artık Ethereum'un bambaşka bir boyuta gelmesiyle bizim orijinal Ethereum'a aslında ilk Ethereum oydu. Ethereum klasiğe artık ihtiyacımız kalmadı. Short pozisyonumu kerle kapattım. Tekrar açabilirim. Ee, poligonlarımı elden çıkardım. Ama short? Hayır. Yalnızca katman ikilerde fazla rekabet var. Poligonu küçümsemek anlamsız olur. İşte sadece yükselirken değil de düşerken kazanmak ki yine bu saatler süren araştırma ve analizle olur ve kanalın takipçilerinin de bundan da kazanması sevindirici. Size bir şey anlatmak istiyorum. Bakın bunlar boğa piyasaları. Buralar ayı piyasaları. Bu boğada kazananlar kimlerdi biliyor musunuz? Bu ayılarda bir önceki ayılarda içeride kalan piyasayı atlatmayı başaran %10'luk kesim o kadar bile değil. Buralarda %90 kimdi peki? Şüpheciler. Bir daha bu olmaz. O işler gitti. Aslında kriptoları anlamayanlar. Çünkü blockchain hakkında anlayışları yok. Az önce ne dedim? Kumar olarak görüyor. Çöktü bitti. Oysa ki şirketler milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor. Ülkeler adapte oluyor. Web 3 girişimleri çıkıyor. Bir sürü şirket inşa ediliyor. Oralara hiç girmeyeceğim. Bu gördüğünüz %90 şüphecilerdi. Sonra bu %90 şüpheciler oyunun içinde kalanlara bir önceki ayı piyasasında kalıp bu arada servet inşa edenlere ya ne şanslısınız yine parayı kırdınız dediler. Şanslı olmakla suçladılar. Her bu aynısı oldu. Oysa ki %10 biliyordu. Ayı piyasasının ne kadar sıkıntılı olduğunu. Twitter'da, YouTube'da kanal takip edenler bilir. Çok uzun süredir ayı piyasaları böyle olmaz, çok sıkıcı, depresif, tamamen sizi bezdirme amaçlıdır diyordum. Bakın. Her yeni yaşanan dip her yeni insanları pes ettirme olayı bunu kanıtladı. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak, hatta ilk öğrenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıngırdatıp bildirimleri açın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize yatırım yapmaya devam. Çünkü günün sonunda önemli olan bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.